Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir besi çiftliğindeyim. Burada çok güzel bir döngüye şahitlik edeceğiz. Bir sinek döngüsü. Hayvanların içine girerek, içerisinde gezerek, larva halinde gezerek, sırtından konuşlanarak belli bir dönem sırtından çıktığı bir evre var. Bir sinekte. Bu sineğin adı büvelek sineği arkadaşlar. Şimdi bunları göstereyim. Hayvanların üzerinde, bu danaların üzerinde çokça var. Şimdi bakın. Tam şurada. Gördüğünüz gibi bütün bunlar larvaların çıkma evresinden önceki halleri. Bu şekilde üste toplanarak, şişerek. Şu dananın sırtında da var. Bakın. Dışarı çıkıyor larvalar. Bakın şu çıkıntıların hepsi larvaların yüzeye çıkmalarının yakınladığı zamanlar. Yani neredeyse yüzeye çıkacaklar. Şuralar da, ileride de var. Onları da göstereyim. Çok güzel bir besi çiftliği. Ama bu durum maalesef hayvanları kısa bir dönem rahatsız etmekte. Şunun sırtına bakar mısınız? Kaç tane var? Bakın. Bakın bir tanesi yeni çıkmış. Bakın deliği görüyor musunuz? Bu şekilde delerek dışarı çıkıyorlar. Üzerindeki sinekler değil, güvelek sineği farklı bir sinek. Yani üzerindeki sineklerden sanmayın ki yani öyle bir sinek çıktığını düşünmeyin. Biraz daha iri bir sinek, kan emici bir sinek çıkıyor. Bu şekilde hayvanın sırtına konuşlanıyorlar. Şuraya bakar mısınız kaç tane var? Bütün tümsekler sinek larvası arkadaşlar. Hayvanın vücudunda gezerek besleniyor. Sonra da bu şekilde buradan çıkarak çok küçük bir popo evresine girerek sonra sinek oluşuyor. Bakın arkadaşlar çoban sıkarak bir tanesini çıkarmayı başardı. Larvayı göstereyim size. Bakın larvası bu. Evet. Şöyle elimi alayım. Evet şimdi tam netledi. Büvelek sineğinin larvası bu. Tabii bu şimdi sıktığı için bu larva muhtemelen öldü, yaşamıyor ama şu şekilde kafası var. Ve bu şekilde bunun içinden çıkıyor. Tam o döngüyü tamamlamadığı için, şimdi sıkarak çıkardığı için tam bir net bir şekilde göremiyoruz. Ama şu ebatta bir şey. Düşünün ki hayvanın sırtında geziyor. Bakın çıktığı yere bakın. Oradan kötü bir yara bırakıyor orada. Ve bak sırtında çıkıntıları fark ediyorsanız çok sayıda bu şekilde sinek larvası mevcut. Bundan biz kurtulalım. Zaten öldü. Gördüğünüz gibi larvanın görünüşü de bu şekilde. Şimdi ben kısaca döngüyü anlatayım. Bu sinekler popo evresinden sonra tekrar doğaya karışıyor, uçmaya başlıyor ve otların üzerine yumurtalarını diziyor. Hayvanlar otladığı zaman ya da hani biz bu otları bir çift getirdiğimiz zaman bu yumurtalar çok sağlam. Yani uzun bir süre dayanabiliyor. Hani ot kurumuş ya da hani hala yeşil olması önemli değil. Ama genelde yeşil otlar daha etken. İnekler şimdi direkt bunu ağzıyla aldığı için ağzının ıslak bölgelere yani gırtlak ya da ağız ya da yemek borusuna konuşlanıyor bunlar öncelikle. Yumurtalar da çok kısa bir sürede zaten bu nemi bulduğu zaman çok kısa bir sürede çatlıyor ve hayvanın üzerinde başlıyor gezinmeye. Önce alt noktalar beslenerek küçük delikler açarak sonra sırtına toplanıyorlar. Bütün hepsi sırtına toplanıyor. Bütün larvalar sırtına toplanıyor. Kaç tane yumurta yediyse ama genelde dizilim tek bir bitkide olduğu için zaten hayvan onu aldığı için hiç fark etmeden bütün hepsini almış oluyor. Gördüğünüz gibi her bir danada en az 10 tane 15 tane şişlik var. Bu ne demek oluyor? En az 15 tane yavru yani larva yetişkin hale ulaşmak üzere. Yani bu şekilde döngü devam ediyor. Hayvanın üzerine toplanıyorlar. Orada da bir küçük bir süre var. Yani bekleme süresi var. Larvalar tam olarak ergin hale geldiği zaman orayı delerek dışarı çıkıyor. Ve yine aynı bir şekilde döngü devam ediyor. Pupa evresi var. Çok çok kısa sinek oluşuyor ve devam ediyor. Bu büvelek sineği arkadaşlar emici bir sinek. Yani hayvanları çok yüksek derecelerde acı yaptırabiliyor. Hani direkt hayvana saldırarak tekrar beslenmesini devam ediyor. Kan emerek. Yani kan emici bir sinek. Hani derler ya hayvan sineklendi kuyruğunu kaldırdı deli gibi koşuyor. İşte bu sinekler yapıyor arkadaşlar bu durumu. Yani bu şekilde gözlemlemiş olalım.